Merhaba arkadaşlar. Evet, yeni evime, yeni stüdyoma hoş geldiniz. Evet, bundan sonra videolarımız buradan gelecek. Ki zaten birkaç tane video geldi. Instagram'da Reels'a geldi. Şuraya yan tarafa podcast köşesi yaptım bir tane. Orada güzel bir podcast çektik Ayhan'la beraber. Onu da görmüşsünüzdür. Görmediyseniz, izlemediyseniz mutlaka izleyin onu da. Şimdi yeni videolar başlıyor dedim. Evet, Instagram'da Reels'a bir tane güzel bir Reels çektim. Ayakkabılarla ilgili. Bisiklet ayakkabısı alırken nelere dikkat etmeliyiz diye. Oraya bazı şeyleri sığdıramadım. Orada 1,5 dakika çünkü. Burada biraz daha genişlerini yapacağız artık onların. Bugünkü videonun konusu yol bisikleti ayakkabısı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Beni biliyorsunuz arkadaşlar, Ironman mesafesinde triatlon yapıyorum. Yani uzun uzun bisikletlere biniyoruz ve bu sırada tabii ki bu ayakkabıları kullanıyoruz. Yani bisiklet ayakkabısı bizim için çok önemli bir şey ve bunu satın alırken birkaç önemli nokta var arkadaşlar. Onlara çok dikkat etmeniz. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bağlama çeşidi. Evet, burada 3 çeşit bağlama var. Aslında 4 çeşit, yeni bir tane daha bir şeyler yapıyorlar. Ama bunlar prototip olduğu için onu buraya koymuyorum şimdi. Evet, 3 çeşit dedik. Bir tanesi normal bağcıklı ayakkabı. Yani o eski bisiklet ayakkabılarından, retro bisiklet ayakkabılarının bağlama çeşidi arkadaşlar. Öyle bir bisiklet ayakkabım benim hiç olmadı açıkçası. İkincisi böyle cırt cırtlı ayakkabılar. Şu şekilde. Evet, bu benim triatlon ayakkabım. Bunları genelde işte böyle cırt cırtlı ayakkabıları triatlonda kullanıyoruz. Çünkü biz genelde triatlonda ayakkabıyı bisikletin üzerinde giyiyoruz. Evet, bunlar bisikletin üzerinde takılı oluyor ve şu şekilde açık oluyor. Ve biz bunu direkt bisikletin üzerinde girip hemen şurayı kapatıyoruz. Bu, evet, power'ı, yani ürettiğimiz gücü vermekte biraz zor olabiliyor. Çünkü bunu iyice sıkmamız gerekiyor. Biraz sonra ondan bahsedeceğim. Ama bunu giymesi çok rahat. Triatlonda sudan çıktığımız için ıslak oluyor. Bunun suyu göndermesi çok iyi. Mesela buralarda çok güzel havalandırmaları var. Genelde çünkü yazın da yaptığımız için ve bunu çıplak ayakta giydiğimiz için bu bisiklet ayakkabısının olayı biraz daha farklı. Bu triatlon ayakkabısı arkadaşlar. Ve genelde işte bunlar cırt cırtlı oluyor. Bisiklet ayakkabısına gelince, evet, burada en çok kullanılan bağlama şekli arkadaşlar bu boğa şekli. Bakın şunlar böyle sıkarak yapabiliyorsunuz bunu. Bunun en büyük özelliği de arkadaşlar, siz mesela bir yokuşa yaklaşıyorsunuz ya da sprint atacaksınız. O zaman bunu böyle sıkıyorsunuz ve ayağınıza tam oturuyor. Böylelikle de bacaklarınızdaki ürettiğiniz gücü tam olarak pedala verebiliyorsunuz. Hiç içeride oynamıyor. Çünkü bu bisiklet ayakkabılarının en büyük özelliği içinde ayağınızın oynamamasıdır arkadaşlar. Ve işte o yokuşa geldiğiniz zaman da sizde hiç güç kaybı olmadan yukarı doğru çıkıyorsunuz ya da sprintinizi atıyorsunuz. Onları yaptığınız diyelim, sonrasında da uzun sürüşe devam ediyorsunuz. O sırada bunu açıp direkt böyle ayağınızı rahatlatabiliyorsunuz. Öyle de bir güzelliği oluyor. Mesela benim işte 5 saatlik, 6 saatlik antrenmanlarım oluyor. Onların bazı bölümlerinde bunu açma gereği duyabiliyorsun. O zaman ayağın daha rahat oluyor. Ve bağlama çeşitleri bunlar arkadaşlar. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar, bunların tabanı. Evet, bu bisiklet ayakkabılarının tabanları da bir sertlik dereceleri vardır. Yani ne kadar sertse aslında o kadar performanslı olur. Bu ayakkabıyı böyle mesela hiç şey yapamıyorum, bükemiyorum. İşte o çok performanslı demek. Bu ne oluyor? İşte bu karbon ayrıca bu arada. Evet, karbon olmasının da bir özelliği var. Çünkü karbon oluyorsa aslında hem hafif oluyor hem de yerden gelen titreşimi biraz daha alıyor. Çünkü karbonun genel özelliği var arkadaşlar. Bisikletteki karbonun da olayı aslında o. Jantlardaki karbonun da evet hafiflik var. Ama en büyük özelliği yerden gelen o titreşimi, bisikletteki titreşimi size yansıtmaması. İşte bir karbon taban olunca yine öyle bir avantajı oluyor. Ve bu işte biraz önce söylediğim gibi bunların bir sertlik dereceleri oluyor. En serti en performanslısı demek. Çünkü sen buraya bastığın zaman hiçbir şekilde böyle kıvrılmazsa tüm gücü direkt pedala veriyor arkadaşlar. Ve bu sayede daha performanslı bir şekilde sürüş yapabiliyorsunuz. Ve gelenin en dikkat edilmesi gereken şey arkadaşlar, bu ayakkabıları kesinlikle deneyerek alın arkadaşlar. Çünkü ayağınıza tam oturması lazım. Biraz önce söylediğim gibi hani buraları sıkıyoruz ya tam otursun diye. İşte bu ayakkabının içinde ayağınızın hiç oynamaması lazım arkadaşlar. Ayağınız oynarsa ne olur? Bir, uzun sürüşlerde ayağınız su toplayabilir. Böyle bir sıkıntı olabilir. İşte arkası vurabilir.
öyle bir sıkıntılar olabilir. Ama yine en büyük kaybınız performanstan olur arkadaşlar. Yine sen orada gücü verdiğin zaman ayağın içinde oynarsa işte orada bir boşa geçer. Ya da pedalı yukarı doğru çekerken yine bir boşluk olursa orada bu sefer yine problem yaşarsın ve güç kaybedersin. Ve deneyerek alın diyorum. Şöyle de bir özelliği var arkadaşlar bu ayakkabıların. Mesela senin ayağın taraklı ayak, ön tarafı geniş. İşte bu ayakkabılarda öyle modeller de var. Sen geniş taraklı ayaklara göre olan modeli seçeceksin. Ya da böyle yine benimki gibi düz olanları seçeceksin. İşte onun için diyorum mutlaka ama mutlaka bunu deneyerek alın. Benim mesela ayak numaram 39 ve giydiğim ayakkabı da 39 numara. Evet 39 numara ayakkabı giyiyorum. Ama mesela koşu ayakkabılarında öyle olmuyor. 39 numarayı ben 40 numara giyiyorum ayakkabılarda. Çünkü koşu ayakkabılarında bir numara büyük olması lazım. Ama bunda net olarak tam olması lazım arkadaşlar. Ve gelelim bir diğer özelliğe. Bunun çok güzel hava alıyor olması lazım. Neden diyeceksiniz? Kışın giyiyorsunuz mesela. Kışın genelde buna bir kılıf takarız. Ve ayağın içeride ne kadar soğuk olsa da terler. Teri dışarı atamazsa bu ayakkabı ayağın içeride ıslanır ve İşte o zaman ayağın üşümeye başlar. Onun için bunun havalandırmasının güzel olması lazım. Yazın da tam tersi biliyorsunuz. Yazın çok sıcak olabiliyor. Ve işte böyle delikleri yoksa, havalandırma delikleri yoksa o sürüş gerçekten büyük bir eziyet oluyor arkadaşlar. Bu dediklerim yol bisikletleri için geçerli. MTB'ler için durum biraz daha farklı. Onda biraz daha rahat ayakkabılar seçebilirsiniz. Çünkü o ayakkabılarla yolda da yürüyorsunuz. Öyle de bir durum var. Ama onun videosu, onun konusu biraz daha farklı. Yani buradaki bütün kurallar MTB ayakkabıları için geçerli değil aslında. Evet, bu arada ayağınızla ilgili bir sıkıntı da varsa buna tabanlık da yaptırabilirsiniz. Evet, mesela Foot Balance var. Biliyorsunuz ben daha önce de kullanıyordum. O Foot Balance'a gidip yine gücünüzü rahat iletebilmek için bir kendinize özel bir tabanlık da yaptırabilirsiniz. Ayakkabıyı aldınız. Her şeyden önemlisi bu kal ayağını düzgün yaptırın arkadaşlar. Genelde bike fit yaptığınız yerlerde bunu yaptırırsanız daha rahat oluyor. Bisikletçiler genelde öyle takarlar ve size verirler. O zaman işte dizlerinizde sıkıntı olabilir. Mutlaka bilen birine bu kal ayarını yaptırın arkadaşlar. Yoksa en rahat ayakkabıyı alsanız bile size rahatsız gelir. Diziniz ağrır. Her tarafınızı ağrıyabilir. O yüzden de mutlaka kal ayarını düzgün yaptırın. Evet, sizin de aklınıza bir şeyler geliyorsa arkadaşlar mutlaka yorumlara yazın. Ben de öğrenmiş olurum. Belki gözümden kaçmıştır bir şeyler. Yeni evde bol bol video gelecek arkadaşlar. Bu videoları takip etmek için, kaçırmamak için Asla Durma YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da abone olsunlar. Şu 100.000'i geçelim artık. Bu arada Instagram hesabımda mutlaka abone olun. Orada böyle kısa kısa videolar veriyorum. O kısa kısa videolarda bol bol bilgi içeriği olacak arkadaşlar. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.